Merhaba arkadaşlar, yeni bir seriyle birlikteyiz. Şimdi Konu konu hem fen bilgisi ÖABT hem de biyoloji ÖABT'de çıkmış olan soruları birlikte çözeceğiz. Ayrıca e, soruların PDF'sini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da rahatlıkla ulaşıp kendiniz de çözebilirsiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada bu soruları çözmeden önce benim YKS için çözdüğüm soruları da dinleyebilirsiniz. Onlar da sonuçta hani çıkma ihtimali olan sorulardır. Başlayalım isterseniz. 2013 Fen ÖABT'de çıkmış bir soru bir bitki hücresinin aşağıdaki olaylardan hangisi için enerji harcaması gerekmez? Bakalım enerji harcamayacak bir şey olması gerekiyor. Zardan su geçişi, nükleik asit sentezi. Arkadaşlar nükleik asit sentezi demek yani DNA-RNA sentezi. Bu da bir dehidrasyon olayıdır. Dehidrasyon olayında yani dehidrasyon sentezinde ne oluyor? ATP harcanıyor yani enerji harcanır hücre bölünmesi hücre bölünmesi sırasında da enerji harcanıyor sonuçta orada da replikasyon gerçekleşiyor ee, protein sentezi karbonhidrat sentezi gibi olaylar var bu yüzden de enerji harcanır şeker sentezi şeker sentezi aynı nükleik asit sentezi gibi dehidrasyon sentezidir dolayısıyla enerji harcanır protein sentezi de aynı şekilde arkadaşlar yine dehidrasyon olayı olduğu için dehidrasyon ne demek bu arada? Dehidrasyon, iki tane monomerin, iki veya daha fazla monomerin birleşerek bir molekül su açığa çıkarmasıyla oluşturdukları senteze biz dehidrasyon sentezi diyoruz. Polimer üretmeleridir. Burada ee, dehidrasyon sentezi iki tane monomerin birleşmesiyle de gerçekleşebilir. İkiden daha fazla bin tane, iki bin tane monomerin birleşmesiyle de gerçekleşir. Monomer neydi? organik bileşiklerin yapı taşıydı. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla protein sentezinde de ATP harcanır. Ama zardan su geçişi ozmos kurallarına göre gerçekleştiği için ozmos sırasında su e, enerji harcamaz arkadaşlar. Cevabımız aşık olacak. Gelelim diğer sorumuza. 2014 biyoloji ÖABT. Aşağıdaki şekilde bir mikroorganizmanın geri beslenme inhibisyonu ile düzenlenen bir biyosentetik yolla E ürününü elde etmesi gösterilmiştir. Diyor ki bir araştırıcının E ürününden organizmanın ihtiyaç duyduğundan fazlasını üretmek istemesi durumunda aşağıdaki mutatlardan hangisini kullanması uygun olur? Bakalım. 3 ve 4. basamaklardaki enzimlere sahip olmayan. Şimdi e, e, ürününden fazla miktar üretmek istiyor değil mi? Fazla miktarda ihtiyaç duyduğundan daha fazlasını üretmesi için ne yapması lazım? Bunun geri bildirimini durdurması lazım. Çünkü arkadaşlar geri beslemeli inhibisyon dediğimiz veya işte alosterik regülasyon dediğimiz olayda e, e, ürünü ortamda fazla miktarda biriktiği zaman gelip buradaki birinci enzimi etkiler. Şu birinci enzimi ve birinci enzimi durdurur. Gelip buraya bağlanır. Birinci enzim çalışmadığı için diğer moleküllerde üretilmez. Dolayısıyla burada E molekülünün üretimi durur. Bir süre sonra ortamda E maddesi azaldığı zaman burada bağlanan E maddesi buradan tekrardan birinci enzimden ayrılır ve olaylar devam eder. Yani reaksiyonlar devam eder. Bizim E ürününden sürekli üretebilmemiz için ne yapmamız lazım? Şuradaki 5 numaraya 5 numarayla bir numarayı etkileyecek bir olay bulmamız lazım. Bir şey bulmamız lazım. Bakalım. 3 ve 4. basamaklarda enzimlere sahip olmayan. Şimdi ben burada 3 ve 4'ü engellesem E üretilmeyecek. Benim E'yi üretmem gerekiyor. O yüzden bu olmaz. B ürününden C ürününü yapamayan. E, B'den C'yi üretemezsem C'den D üretilmez. D'den de E üretilmez. Olmaz. Benim E'den fazla üretmem lazım. Birinci basamağı katalizleyen enzimin Allosterik bölgesi farklılık gösteren. Allosterik bölge ne demek? Gelip bir maddenin bağlanarak onu durdurması ya da işte etkinliğini azaltması. Azalttığı bölgedir arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada gelip birinci basamağın enziminin allosterik bölgesine farklılık gösteren bir enzim koyarsam, bir mutant koyarsam ne olur arkadaşlar? Birinci enzim sürekli çalışır. Dolayısıyla sürekli çalıştığı için burada beşinci e, olayda E maddesi gelip buraya bağlanamaz birinci enzime. O yüzden de E maddesi sürekli üretilir. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım. 1 ve 3. basamaklardaki enzimlere sahip olmayan. 1 ve 3'e sahip olmazsa zaten A'dan B üretilemediği için arkadaşlar. Dolayısıyla diğer maddeler de üretilemez gider. B ürününü yapamayan. E, B ürünü yapılmazsa diğer maddeler de üretilmez. Dolayısıyla cevabımız burada ne olacak? C şıkkı olacaktır. Gelelim diğer soruya. Diyor ki bir substrattan elektron alınmasını veya koparılmasını katalizleyen enzimler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruyu yapabilmek için enzimlerin ne iş yaptığını bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar 2023 videolarında enzimlerin sınıflandırılması yok. Çünkü Campbell'dan anlattım biliyorsunuz. Campbell'da enzimlerin sınıflandırılmasını anlatmıyordu. Ama 2022 videolarımın enzimler videolarına baktığınız zaman orada bulabilirsiniz. Şimdi bakalım Oksidoredüktazlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar oksidoredüktazlar elektron koparıp elektron aktaran enzimlerdir. Zaten oksitlemek ve redüklemekten aklınıza gelsin. Oksitlemek neydi? Elektron bağlanması. Redüklemek de elektron ayrılmasıydı. Dolayısıyla oksidoreduktaz elektronların alınmasını ve koparılmasını sağlayan enzimlerdir. Zaten biz onu sorduğu için cevabımız aşık olacak. Hidrolazlar nedir? Hidrolazlar da bakın adı üstünde hidroliz. Hidrolizli katalizler. Yani diyelim ki bir işte e, organik maddemiz var. Mesela protein. Protein yapısında hangi bağ vardır? Peptit bağları. Peptit bağlarını hidrolize eden enzimler hidrolazlar olarak isimlendirilir. Sadece peptit bağları değil, ester bağları, daha sonra nükleik asitlerde bulunan işte fosfodiester bağları, eee karbonhidratlarda bulunan glikoliz glikozit bağları arkadaşlar bunlara etki eden hidrolizde görev yapan enzimlerdir hidrolazlar. İzomerazlar ise bazı bileşikler birbirinin kapalı formülleri aynıdır, açık formülleri farklıdır. Bunları birbirine çeviren enzimlere, şeylere, enzimlere biz izomeraz diyoruz. Mesela glikoz, fruktoz, galaktoz. Üçü de C6, H12O6'dır. Ama bunların açık formülleri farklıdır arkadaşlar. C6, H12O6 kapalı formülleri bu şekilde. Açık formülleri ise farklı. Mesela oksijenin yeri farklı olabiliyor. İşte hidroksil iyonunun yeri farklı olabiliyor. Dolayısıyla bunları birbirine çeviren enzimlere ne diyoruz? İzomeraz diyoruz. Kinazlar. Kinazlar da arkadaşlar ee, fosfatı, fosfat moleküllerini işte... Gidip e, gerekli olan moleküllere bağlayan enzimlerdir kinazlar. Fosforilazlar da genellikle gliko, e, glikojen metabolizmasında görev alıp glikojenin parçalanmasını sağlayan enzimdir arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? A şıkkı oksidoreduktazlar olacak. Gelelim dördüncü sorumuza Proteinlerle ilgili diyor aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Hücre zarında madde taşınımında işlev görürler. Proteinler değil mi? Taşıyıcı proteinler var değil mi? Taşıyıcı protein. Ayrıca yine kanal proteinler vardır. Hem taşıyıcı protein hem de kanal proteinler. Bunlar hücre zarında madde taşımasını sağlıyor. Doğru. Yapı malzemesi olarak görev yaparlar. Bu da doğrudur arkadaşlar değil mi? Yapıya katılıyor zaten. Vücudumuzda yapıya en çok katılan madde proteinlerdir. O yüzden doğrudur. Bazı hormonların yapısını oluştururlar. Doğru. Bazı hormonların yapısını şöyle oluşturuyor arkadaşlar. Mesela insülin. İnsülin, glukagon gibi hormonlar protein yapılı hormonlardır. Dolayısıyla doğru. Vücudun savunmasında işlev görürler. Bu da doğrudur. Vücudun savunmasını antikorlar sağlıyor değil mi? Antikorlar nedir? Bir proteindir. Dolayısıyla bu da doğrudur. İnsanda enerji maddesi olarak depolanır demiş. Proteinler depolanamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Proteinler depolanacaksa eğer biz mesela fazla miktarda protein alıyorsak bu fazla miktarda protein spor yapmadığımız sürece e, karbonhidratları ve yağlara çevrilerek çevrilerek depolanır. Dolayısıyla direkt protein olarak depolanmaz. Mesela e, sürekli spor yapan kişiler hani kas oluşturuyorlar ya. O kas oluşturma işlemini bir süre bıraktıkları zaman yani diyelim ki 2 sene boyunca işte spor yapmış, fitness falan diyorlar ya, fitness yapmış, çalışmış, böyle işte göbekte baklavalar oluşmuş, işte kollarda kaslar oluşmuş falan. Bir iki sene ara verdiği zaman görürsünüz o göbekteki baklavalar olmuş size Türk balkonu. Yani nedir göbek? Hani böyle bildiğiniz karnı baklavalar gitmiş, şişmiş halde oluyor. Çünkü neden? Proteinler yağ çevriliyor. Eğer spora başlayacaksanız o yüzden size tavsiye burada çok gençler dinlemiyor tabii ki. E, hocalarım dinliyor. Hocalarım size tavsiyem eğer spora başlayacaksınız ya hiç bırakmayacaksınız ya da başlamayacaksınız. Çünkü bıraktığınız zaman hem kaslarınızda ağrı, kemiklerinizde ağrı hissedersiniz hem de kas yaptığınız yaptıktan sonra bıraktığınızda o kaslar birer birer yağ moleküllerine dönüşüyor. O yüzden de ya hiç başlamayacağız ya da bırakmayacağız. Evet gelelim diğer sorumuza. 2015 biyoloji ÖABT'ye geldik. Bu arada bu çözdüğüm 2013 ve 2014 biyoloji ÖABT'ydi. Şimdi 2015'e bakalım. Diyor ki hücre metabolizması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Bir enzim kendisi harcanmaksızın tepkime hızını artırır. Bunu biliyoruz değil mi? Bu doğrudur. Enzimler girdikleri reaksiyonların hızını artırır ve reaksiyon sonucunda da değişmeden çıkarlar. Bu doğrudur. Enzimlerin katalizlediği tüm tepkimelerde aktivasyon enerjisi engelini açmak için reaksiyon sırasında ATP kullanılır demiş. Arkadaşlar şimdi e, aktivasyon enerjisini engelini aşmak için doğru ama reaksiyon sırasında değil. Reaksiyon başlamadan önce ATP kullanılır. Yani buradaki aktivasyon enerjisi demek bir tepkimenin başlaması için gerekli olan enerji demektir. Bu enerji reaksiyon sırasında değil reaksiyon başlamadan hemen önce kullanılan enerjidir. Zaten enzimler de ne yapıyor bu aktivasyon enerjisini düşürüyorlar arkadaşlar. Mesela enzim yokken diyelim 300 ATP ile gerçekleşecek bir tepkime, enzim varken 3 ATP ile kolaylıkla gerçekleşebiliyor. O yüzden bu yanlış olacak. Geri dönüşümlü tepkimelerde hangi tepkimenin baskın olacağı reaktant ve ürünlerin bağlı değişimlerine bağlıdır. Burada reaktant dediği girenler arkadaşlar. Yani tepkimeye girenler geri dönüşümlü tepkimelerde mesela şöyle düşünün geri dönüşümlü bir tepkim olduğunu en sayıda glikoz en sayıda glikoz birleşti ne oluşturdu bir molekül yani büyük bir molekül glikojen oluşturdu artı en eksi bir de su oluşturdu değil mi diyor ki hangi tepkimenin baskın olacağı yani buradaki tepkime mi gidiş yönündeki tepkime mi yoksa tam tersi olan tepkimenin baskın olacağı Ürünlerin ve girenlerin bağlı değişimlerine bağlıdır. Bu doğrudur. Nasıl? Eğer ortamda glikoz çok fazlaysa tepkime hangi yönde gerçekleşecek? Bakın sağ yönde gerçekleşecek. Ama glikoz azsa, glikojen çok fazlaysa tepkime bu sefer ne olur? Diğer yönde gerçekleşir. Dolayısıyla bağlı değişimlerine bağlıdır. Doğrudur. Cevabımız ne olur? Hemen şurayı silelim şıklar görünsün. Edirne seçeneği 1 ve 3 olacak arkadaşlar. E şıkkı. Gelelim altıncı soru. Yine 2015'in devamı. Aşağıdaki organik moleküllerin hangisi kimyasal anlamda bir polimer değildir diyor. Arkadaşlar polimer moleküller aynı monomerlerin birleşerek bir araya gelerek oluşturduğu büyük moleküllerdir. Dolayısıyla kitin, glikojen, çok sayıda glikozun bir araya gelerek oluşturduğu e, polimerlerdir. Bunlar olur. Proteinler yine çok sayıda amino asitlerin bir araya gelerek oluşturduğu moleküllerdir. Nükleik asitler de çok sayıda nükleotidin bir araya gelerek oluşturduğu polimerlerdir. Ama lipitler kimyasal anlamda bir polimer sayılmıyorlar. Çünkü lipitler arkadaşlar yapısı bakımından hem de yapısına giren maddeler bakımından yani bir gliserol mesela trigliseritleri düşündüğümüz zaman bir gliserol 3 tane de yağ asitinin bağlanmasıyla oluşuyor. Dolayısıyla çok büyük bir yapıya sahip değildir. O yüzden de polimer olarak alınmaz lipitler. Gelelim 7. sorumuza. Nükleit, nükleotit sayısı eşit olan iki DNA molekülünün X ve Y bunlar sıcaklığa bağlı çözülme grafiği şekildeki gibidir. Şimdi bakın nükleotit sayısı eşitmiş DNA'ların yani ikisi de aynı uzunlukta DNA'lar. Diyor ki buna göre Y DNA'sının çözülme sıcaklığının X'ten yüksek olmasına nedeni hangisi olabilir? Arkadaşlar bunun tek bir sebebi var o da şudur. Şimdi DNA'nın yapısında hangi nükleotitler var? Adenin, guanin, sitozin ve timin var değil mi? Sitozin, timin. Adeninin karşısına timin gelir, ikili hidrojen bağı oluşturur. Guaninin karşısına da sitozin gelir ve üçlü hidrojen bağı oluşturur. Dolayısıyla burada baktığımız zaman hangisini parçalamak daha zordur? Guanin ve sitozini parçalamak daha zordur değil mi? O yüzden eğer Y'nin sıcaklığı daha yüksek, hani Y'nin parçalanması daha yüksek sıcaklıkta gerçekleşiyorsa o zaman Y'de guanin sayısı daha fazladır. Bakalım şıklarda bunu arayacağız. Fosfat sayısının fazla olması. Fosfat sayısı ikisinde de aynıdır. Çünkü eşit uzunlukta DNA'lardır. Gitti. Deoksiriboz sayısının az olması. Yine ikisi de eşit uzunlukta olduğu için deoksiriboz sayısı eşittir. Adenin timin baz çifti oranının fazla olması. Bunun fazla olması arkadaşlar guanistozinin az olmasını gösterir. Dolayısıyla burada daha düşük sıcaklıkta parçalanmasına sebep olur. Guanin baz çifti oranının fazla olması işte bizim aradığımız cevap buydu değil mi? Dolayısıyla cevabımız deniz ışık olacak. Fosfodiester bağlarının sayısının fazla olması bu da yine eşittir çünkü eşit DNA hani eşit uzunlukta DNA olduğu için dolayısıyla bu da eşittir. Cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olur. 2016 Fen ÖABT'ye gelelim. Canlılarda glikoz fazlasının depolanma şekliyle ilgili hangileri doğrudur? Bir kere fen hocalarım. size e, sorular TYT AYT düzeyinde geliyor. O yüzden bana hani soruyorlar hani hangi videolarınızı dinleyelim diye veya işte 2023 videolar bizim için uygun mudur diye. Size tavsiyem benim 2022 videolarımı dinlemektir ya da Herhangi bir TET AYT hocasından da dinleyebilirsiniz arkadaşlar ama 2022 videolarında benim mesela evrim Konusu falan da var. Size evrim falan sorabiliyor hani bazen. O yüzden de 2022 videoları TYT'den daha fazla, biyoloji ÖABT'den çok az farklılığı vardır. Hani sadece sınıflandırma kısmı birazcık farklı. Bir de daha böyle TYT tarzında anlattığım için sizin için daha uygun olacaktır. O yüzden fen ÖABT, fen bilimleri ÖABT'ye hazırlanan hocalarım benim 2022 videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi canlılarda diyor glikoz fazlasının depolanma şekliyle ilgili eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Bitkiler nişasta. Şimdi bitkiler nişasta olarak mı depo ediyor? Doğru. Evet. Hayvanlar glikojen. Evet hayvanlar da glikojen olarak depo ediyorlar. Doğru. Mantarlar nişasta demiş. Arkadaşlar bu yanlıştır. Mantarlar glikojen olarak depo ederler. Glikojen. Dolayısıyla 3 yanlış. Bakteriler glikojen doğrudur. Cevabımız olacak? Hangileri doğrudur dediği için 1, 2, 4 şeklinde olur. Yani Ceyhan şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. 2016 Biyoloji ÖABT'ye geldik. Enzim aktivitesinin Allosterik regülasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Allosterik regülasyon neydi? Bakın tekrar anlatıyorum. Hani aslında bildiğimiz bir şey ama ÖSYM bunu alosterik regülasyon sorduğunda sanki başka bir şey soruyormuş gibi kafamız karışıyor. Şöyle düşüneceksiniz. Şimdi A maddesinden B maddesi, B maddesinden de C üretildiğini düşünün. Bunu birinci enzim, bunu da ikinci enzim kontrol ediyor. Burada C maddesi ortamda fazla miktarda biriktiği zaman buradaki C maddesi geliyor. Bir numaralı enzimin alosterik bölgesine bağlanıyor. Allosterik bölgeye bağlandığında bir numaralı enzim artık çalışmıyor ya da çok yavaş çalışıyor. Dolayısıyla bir süre sonra ortamdaki C maddesi ne yapıyor? Azalmaya başlıyor. C maddesi azalmaya başlayında, başladığında buradaki allosterik bölgeden bu bağlanan C maddesi tekrardan çıkar ve birinci enzim çalışmaya devam eder arkadaşlar. Biz bu olaya allosterik regülasyon Bakın bağlandığı bölgeye de zaten allosterik bölge diyoruz. Alosterik regülasyon ya da geri beslemeli inhibisyon diyoruz. Geri beslemeli inhibisyon. Yazamadım bu araya ama anladınız siz inhibisyon. Bu şekilde söylüyoruz. Alosterik regülasyon deyince aklımıza bu gelecek. Diyor ki hangisi yanlıştır? İşlevsel bölgesinden ayrı bir bölgeye bir regülatör molekülün bağlanmasıyla bir proteinin işlevinin etkilenmesini ifade eder. Bu doğrudur değil mi? Zaten enzimler protein yapılı olduğu için. Dolayısıyla burada bir proteinin işlevinin etkilenmesini ifade eder. Doğru ne yapıyor? Proteinin işlevi artık çalışmıyor veya çok az çalışıyor. O yüzden bu doğrudur. Bazı metabolik reaksiyonlar allosterik regülasyonla kontrol edilir. Doğru bakın az önce anlattığım gibi. Allosterik regülasyonda ilgili enzimler mutlaka inhibe edilir. İnhibe edilmek ne demek? Durdurmak demektir. Ben ne dedim? Ya durdurulur ya da yavaşlar dedim arkadaşlar. Burada mutlaka inhibe edilir dediği için bu yanlış olacak. Çünkü yavaşlama ihtimali de var. Allosterik regülasyonda kooperatif yani işbirliği görülür, görülür demiş. Evet mesela buradaki C maddesiyle bir numaralı enzim ne yapıyor? İşbirliği yapıyor değil mi? İşbirliği görülebilir doğru. ATP çeşitli katabolik enzimlere allosterik olarak bağlanır. Bağlanıp arkadaşlar durdurabilir. Bu tür reaksiyonlar vardır. Yani ATP de bir e, nevi e, regülatör bir moleküldür diyebiliriz. Yani gidip de işte allosterik bölgeye bağlanıp o molekülü durdurabilir veya işte çalışmasını yavaşlatabilir. O yüzden doğrudur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Gelelim 10. soru yine 2017 fen sorusu. Yukarıdakilerden hangileri tüm polis ortak özelliğidir? Polis deyince aklımıza ne gelecek? Biri yapı polis diğeri de depo polis Arkadaşlar yapı polis hakkaritleri iki tanedir. Biri nişastadır. Şey pardon yanlış yazdım özür dilerim. Yanımda silgi arıyorum bu arada silmek için. Yapı polis nedir? Selüloz bitkilerde hücre duvarının yapısına katılıyor. Diğeri de kitindir. Kitin de arkadaşlar böceklerde yine dış iskeletin yapısına katılan bir moleküldür. Ayrıca kitinin yapısında ne vardır? Azot vardır. Yine bunu da söylemiş olalım. Depo polisakkaritleri ise bunlar da iki tanedir. Biri nişastadır. Bitkilerde depo maddesi olarak kullanılır. Diğeri de glikojendir. Glikojende hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde yine glikozun fazlası glikojen şeklinde depo edilir. Diyor ki Hangileri ortaktır? Ortak özelliğidir. Bunların üçünün de dördünün de ortak özelliğine bakacağız. Benzer birimlerin tekrarlanmasıyla oluşur. Bu doğrudur değil mi? Benzer birimler mesela glikozun tekrarlanmasıyla oluşuyorlar. Doğru. Dehidrasyon tepkimeleriyle sentezlenir. Zaten polimer bir madde görüyorsak dehidrasyon sentezi gelecek aklımıza. Doğrudur. Hücrelerde yapı maddesi olarak kullanılır. Şimdi yapı maddesi olarak kullanılanlar var. İki tanesi kullanılıyor. Ama diğer iki tanesi kullanılmıyor. Biz ortak özellik dediği için yani tümünün ortak özelliğini sorduğu için bunu alamam. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 Ceyhan şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. 2017 biyolojiye. Geri beslemeli bir biyokimyasal tepkimenin denetim mekanizmasında kural olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Yine geri beslemeli dediği için arkadaşlar ne gelecek? Allosterik regülasyon gelecek aklımıza. Diyor ki, substrat son ürüne bağlanıp ara tepkimelerdeki enzimleri etkisiz hale getirir demiş. Böyle bir şey yok değil mi? Allosterik regülasyonda yani bu geri beslemeli biyokimyasal tepkimede ne gerçekleşiyordu? Şimdi A dedik. B dedik C dedik. Buradaki C maddesi biriktiği zaman gelip buradaki enzim biri ne yapıyor? Durduruyor. Yani buradaki son ürün gelip birinci enzimi durduruyor arkadaşlar. Bakalım. Substrattan ürüne geçiş farklı enzimlerin etkinliğiyle olur demiş. Substrattan ürüne geçiş evet farklı enzimler oluyor ama burada bize kural olarak mekanizmanın kuralını soruyor bize. Denetim mekanizması yani bununla bilgisi yoktur. Son ürün yeterli miktara ulaştığında ilk tepkimeyi yöneten enzimin çalışması durdurulur. Evet bakın cevabımız bu olacak. Son ürün ne yaptı? İlk enzimi durdurdu arkadaşlar ya da yavaşlattı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Diğerlerine de bakalım. İlk tepkimeyi yöneten enzim artık üretilmez. Hayır enzimin üretimi ile ilgili bir durum yoktur. Enzimin üretimi gerekli gen bölgesinde bir mutasyon olmadığı sürece devam eder. O yüzden bu yanlıştır. Son tepkimeyi yürüten enzim substrata bağlanarak onun parçalanmasını sağlar. E son tepkimeyi yürüten enzim buradaki nedir? Enzim 2'dir. E enzim 2 eğer substratı yani B'yi parçalarsa ne üretecek? C. Bize burada bunu sormuyor. Geri beslemeli tepkimenin denetim mekanizmasını soruyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim 2017'nin yine 12. sorusuna. Lipitlerle ilgili ifadelerinden hangileri ya hangisi yanlıştır? Fosfolipit olarak hücre zarının yapısına katılır. Doğru. Fosfolipitler hücre zarlarının, organel zarlarının yapısına katılıyor arkadaşlar. Doğrudur. Antikorların yapısındaki temel moleküldür. Antikor nedir? Bizim savunmamızda görev yapan bir proteindir. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Lipit değildir. Deri altında depolandıklarında ısı yalıtımı sağlar. Evet özellikle mesela kış bölgelerinde yaşayan canlılarda daha fazla daha kalındır yağ tabakası doğru. Vücutta enerji verici maddeler olarak kullanılır doğru. Hatta parçalandığında en fazla enerjiyi lipitler veriyor arkadaşlar. Sonra proteinler en az enerjiyi de karbonhidratlar veriliyor. veriyor. Ama Parçalanma sırasını sorarsa, o zaman ilk önce karbonhidratlar, sonra yağlar, en son proteinler parçalanır. Karbonhidratların önce parçalanmasının sebebi, e, parçalanması için az miktarda oksijene ihtiyaç vardır. Ayrıca daha kolay parçalanırlar. Sonrasında da yağlar parçalanır. Yağların parçalanması için çok fazla miktarda oksijene ihtiyaç vardır. Unutmayın çünkü yapısında çok fazla hidrojen barındırıyor. Her bir hidrojenin e, Hani tutulması için de son elektron alıcısı olarak oksijen görev yapacak. O yüzden de çok fazla miktarda oksijene ihtiyaç vardır. Bazı sinir hücrelerinin aksonlarının etrafını kaplayarak elektriksel yalıtım sağlar demiş. Bunu kim yapıyor? Miyelin kılıf yapıyor değil mi? Miyelin kılıfta lipid yapılı olduğu için doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Gelelim 2018 Fen ÖABT e. Fen 2018'in soruları arkadaşlar böyle bulanık çıkıyor. Yani hani aldığım kaynakta o şekildeydi. O yüzden hani gözünüz böyle şaşırmasın. Böyle o 2018'in fen soruları bu şekilde geliyor. Birbirinin aynısı veya benzeri yapı taşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları molekü moleküllere polimer denir. Bir polimer vagonlardan oluşan trene benzetilebilir. Bir polimerin tekrarlanan birimlerine ise monomer denir. Bunları zaten söylemiştik. Diyor ki buna göre moleküllerinden hangileri bir polimerin monomeridir? Şimdi bizim polimerlerimiz nelerdir? Karbonhidratlar, proteinler, nükleik asitler değil mi? Karbonhidratların monomeri genel olarak nedir? Glikozdur genel olarak diyorum. Başka hani galaktoz ve fruktoz da katılabilir. Proteinlerin monomeri nedir arkadaşlar? Amino asitlerdir. Nükleik asitlerin monomeri de nedir? Nükleotittir. Nükleotit. Dolayısıyla biz bunları arayacağız. Bakın glikoz var. Amino asit var, nükleotit var. Ama gliserol alamam. Neden? Çünkü gliserol lipitlerin yapı taşıdır. Dolayısıyla lipitler de polimer olarak alınmadığı için cevabımız 1, 2, 4 şeklinde olacak. Yani Ceyhan şıkkı olacak. Gelelim 2018 biyolojiye. Enzimlerin özellikleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım enzimlerle ilgili soru sormuş. Genelde zaten canların temel bileşenlerinde sorular enzimlerden daha fazla geliyor. O yüzden enzimlere çalışırken biraz daha detaylı çalışın. Enzimlerin katalizlediği reaksiyonlar için özgürlük söz konusudur. Doğru arkadaşlar. Her enzim kendine özgü olan reaksiyonu katalizler. Dolayısıyla bu doğrudur. Enzimlerin fiziksel olarak her zaman, enzimler fiziksel olarak substratlarından her zaman büyüktür demiş. Arkadaşlar burada her zaman dediği zaman zaten hani aklınıza şey şu gelecek yani. Eğer burada her zaman diyorsa, mutlaka diyorsa, kesinlik diyorsa orada bir şey arayacaksınız. Hani bir onu ikinci kez okuyacaksınız. Burada fiziksel olarak substratlarından daha büyük olur diye bir kural yok. Daha küçük de olabilir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bir enzim molekülü sadece belirli bir kısmıyla substrata bağlanır. Doğru. Hatta biz bu bölgeye ne diyoruz? Aktif bölge diyoruz. Yani enzimin tamamı bağlanmıyor substrata. Aktif bölgesi bağlanıyor. O yüzden doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacak denizi seçeneği. Gelelim diğer sorumuza. 15. sorumuz. Aynı ya da benzer yapı taşlarının kovalent bağlarla birbirlerine bağlanarak oluşturdukları yapılara polimer denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi polimer değildir? Arkadaşlar dikkat ederseniz fen arkadaşlarım, fen e, fene hazırlanan arkadaşlarım kaç kaçta sormuştu bunu? 2013'te mi? 2014'te mi? Öyle bir senede daha aynısını sordu bakın. Yani size bu tür sorular geliyor. O yüzden çıkmış soruları ben her zaman söylüyorum. Çıkmış soruları mutlaka çözün. Hatta 2-3 kere çözün. Yani bir şey kaybetmezseniz daha iyi olur sizin için. Buna göre diyor hangisi polimer değildir? Biz zaten hangisinin polimer olmadığını biliyoruz. Hangisi? Yağlarla ilgili bir molekül bize polimer olarak verilmeyecek. Bakalım. Selüloz bir karbonhidrattır, polimerdir. Nişasta bir karbonhidrattır, polimerdir. Deoksiribonükleik asit yani DNA. DNA bir nükleik asittir, polimerdir. Kitin bir karbonhidrattır, dolayısıyla polimerdir ama steroid bir yağ çeşididir. Hatta steroid hücre zarından geçebilecek küçüklüktedir. Yani bir büyük bir molekül bile değildir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Yine 2019 FEN ÖABT'de çıkmış sorumuz. Canların yapısında bulunan temel bileşikler sınıflandırıldığında aşağıdaki madde gruplarının hangisinde hem organik hem de inorganik olanlara rastlanabilir? Vitaminler, asitler ve bazlar, mineraller, lipitler ve proteinler. Bir kere arkadaşlar burada vitamin, lipid ve proteinler bunlar kesinlikle nedir? Organik maddedir. Burada geriye asit, baz ve mineraller kalıyor. Mineraller de şu periyodik tabloda bulunan ve bizim vücudumuzda kullanılabilen elementlerdir. Element. Yani bunlar da, inor bunlar da inorganik bileşiklerdir. Ama asit ve bazların hem organik olanları var, hem de inorganik olanları var. Mesela asitlerden laktik asit nedir? Organik asittir. Hidroklorik asit bu da inorganik asittir. Bazlara baktığımızda adenin, timin, guanin, tozin, urasil bunlar organik bazlardır. Mesela sodyum hidroksit de nedir? Ee, i̇norganik bazdır. Dolayısıyla asitler ve bazların hem organikleri hem de inorganikleri bulunur. Ama genel olarak inorganik bileşikler altında asitler ve bazları işliyoruz. 2019 biyoloji ÖABT'ye bakalım. Enzimler ve enzim inhibitörleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Enzim inhibitörleri ne demek? Enzimin çalışmasını durduran ya da azaltan e, maddelerdir. Bakalım. Diyor ki... Kompetitif olmayan inhibitörler enzimin aktif bölgesine bağlanır. Şimdi bu enzim inhibitörlerinden bir bahsedelim. Arkadaşlar inhibitörler iki şekilde oluyor. İnhibitör. Biri, inhibitör yazamadım yine. Biri kompetitif olan, biri de kompetitif olmayan. Şimdi kompetitif olan e, inhibitörler enzimin aktif bölgesine bağlanarak enzimi durduruyor. Kompetitif olmayan e, inhibitörler ise enzimin aktif bölgenin dışında başka bir bölgesine bağlanıyor. Enzimin hızını azaltıyor ya da enzimi durduruyor arkadaşlar. Yani burada enzimin aktif bölgesinin şeklini bozuyor. Dolayısıyla yine enzimin çalışmasını engellemiş oluyor. Burada diyor ki kompetitif olmayan inhibitörler enzimin aktif bölgesine bağlanır. Yanlış. Kompetitif olanlar aktif bölgeye bağlanıyor. O yüzden bu yanlıştır. İnsanlarda birçok enzimin optimum sıcaklığı vücut sıcaklığına yakındır. Evet zaten bizim vücut sıcaklığımız 36,5-37 derece değil mi? 38'in üstüne çıktığı zaman bazı enzimlerin yapısı bozulabilir. O yüzden çocuklarda e, havale durumu çok çok hani... E, Kritik bir durumdur. Eğer havale geçirirlerse çocuklar kırkın üstüne ateşi çıkmış demektir. Sonrasında geri dönüşümü olmayan özürlülükler görülebilir arkadaşlar. Sakatlıklar görülebilir. O yüzden bu doğru. Kompetitif inhibisyon tipinde substrat miktarı artırılarak inhibisyon geri döndürülebilir. Evet. Şimdi kompetitifte şöyle bir durum var. Bir substratımız var. Bir de inhibitörümüz var. Şimdi ortamda substrat var, inhibitör var. Substrat var, inhibitör var. Bunlar ne yapıyor? Kendi aralarında bir yarış yapıyorlar. Burada da enzim var. Geliyor diyor ki ben bağlanacağım. Inhibitör diyor. Substrat diyor ki ben bağlanacağım. Hangisi gelip önce bağlanırsa enzime o etki ediyor. Eğer inhibitör gelip bağlanırsa enzimi durduruyor. Substrat gelip bağlanırsa ne yapıyor? Enzim çalışıyor. Eğer ben ortamdaki substrat miktarını artırırsam, burada fazla miktarda substrat olursa bu inhibitörlerin etkisi ne olacak? Azalacak. Dolayısıyla burada dediği de doğru olacak. İnhibisyon geri döndürülebilir. Enzim miktarı ve substrat derişimi artırıldığında birim zamanda üretilen ürün miktarı da artar. Hem enzimi hem de substratı artırdığımız için Birim zaman üretilen ürün miktarı da artacak arkadaşlar. Doğru. Enzimin aktif bölgesi substrata özgüdür. Evet, sadece belirli substratları alır. Şekil bakımından zaten farklılık gösteriyorlar. Cevabımız A olacak. Gelelim 2019'un diğer sorusuna. İnsan vücudundaki trigliseritlerle ilgili hangisi yanlıştır? Trigliserit ve insan vücudu diyor. Bakalım. İnsan vücudunda ısı yalıtımında işlev görür. Evet arkadaşlar, derinin altında birikerek ısı yalıtımını sağlıyor. Bu doğrudur. Aynı miktardaki karbonhidratlara veya proteinlere göre daha fazla enerji verir. Evet bunu da söylemiştik. Daha fazla hidrojen molekülü içerdiği için daha fazla enerji veriyor. Ayrıca daha da fazla oksijen kullanıyor unutmayın. Yapısında, yapısını oluşturan moleküller ester bağlarıyla birbirine bağlanır. Evet bunun yapısında bir molekül gliserol. Gliserol. Buna bağlı olan 3 tane de yağ asidi vardır. Bu yağ asitleri bağlanırken de ester bağlarıyla bağlanır. Doğru. Yağ asitlerinin bütün çeşitleri insan vücudunda sentezlenir. Arkadaşlar bu yanlış olacak. Şimdi yağ asitlerinin de çeşitleri vardır aynı amino asitler gibi. Ve e, bazıları insan vücudunda sentezlenirken bazıları sentezlenemez dışarıdan hazır alınır Dışarıdan hazır alınan bu yağ asitlerine ve dışarıdan hazır alınmak zorunda olan amino asitlere biz temel veya esansiyel maddeler diyoruz Mesela esansiyel yağ asidi veya esansiyel amino asit diyoruz Dolayısıyla bunlar dışarıdan hazır alınmak zorunda olan maddelerdir O yüzden D şıkkı yanlıştır ya moleküllerinin hücre solunumunda yıkılmasından su elde edilebilir. Yapısında hidrojen içerdiği için su elde edilir arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız değişik olur. Gelelim diğer sorumuza. Yine 2019'dan devam ediyoruz. Canlılarda bulunan polisakkarit çeşitleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Selüloz bitkilerin hücre duvarında yer alan, dallanma göstermeyen, uzun zincirli bir polisakkarittir. Doğru arkadaşlar. Selüloz böyle iplik gibi. Böyle iplik gibi yan yana dizilmiştir hani bu şekilde bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla doğru bitkiler hücre duvarını oluşturuyor. Nişastanın amiloz ve amulopektin olmak üzere iki formu bulunmaktadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. İki formu vardır nişastanın. Glikojen memeli hayvanların karaciğer ve kas hücrelerinde depolanır. Evet bu da doğru. Karaciğer özellikle en büyük glikojen deposudur. Yine kaslarda da fazla glikoz depo edilebilir ki kaslar çalıştığında o glikojeni hemen kullanabilmek için. Dolayısıyla doğrudur. Kitin eklem bacaklılarının dış, dış iskeletinde ve mantarların hücre duvarında bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Mantarların hücre duvarını kitin oluşturuyor. Eklem bacaklılarda da kalsiyum karbonatla birlikte dış iskeleti oluşturuyor. Doğru. Nişasta ve selüloz aynı enzimlerle yıkılır. Şimdi nişasta ve selüloz aynı enzimle yıkılıyor olsaydı bizim vücudumuzda selülozu sindirebiliyor olurduk. Nişastayı sindiren enzim amilaz enzimi iken Selülozu sindiren enzim selülaz enzimidir. Selülaz enzimi bizim vücudumuzda ve birçok hayvanın vücudunda üretilemez arkadaşlar. Dolayısıyla bunları sindirmek için bizim bakterilere ve arkelere ihtiyacımız vardır. Zaten sadece otla beslenen canlılarda mesela inek gibi koyun gibi canlılarda... E bağırsaklarının yine midelerinin bir bölümünde bunları bunlar için özelleşmiş olan bölgeler vardır ve bu bölgelerde selülozu sindiren canlılar bulunur ki bunlar sadece otla beslendiği için mecburen selülozdan faydalanmak zorunda. O yüzden selülozu sindiren canlılar bulunuyor bunların bağırsaklarında ve midelerinin belirli bir bölümünde. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Eğer öyle bir şey olsaydı nişasta ile birlikte biz selülozu da sindirebilirdik. Nişastayı amilaz enzimi sindirirken selülozu selülaz enzimi sindirir unutmayalım. Gelelim 20. sorumuza. Restriksiyon enzimleri rekombinant DNA teknolojisi, teknolojisi kapsamında çok yaygın olarak kullanılan ve gen klonlaması için önemli e, önem taşıyan enzimlerdir. Aslında bunu replikasyona yazsaymışım daha iyi olurmuş da. Neyse enzim diye buraya almışım. Bu enzimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Restriksiyon enzimi ne yapıyor? DNA'daki gen bölgelerini belirli yerlerden kesebilen enzimlerdir, değil mi? Kesen enzimlerdir restriksiyon enzimleri. Diyor ki Bakteri hücresine giren faş yani virüs nükleik asidini parçalamak için üretilen enzimlerdir. Doğru arkadaşlar. Bakteri hücresine faj girdiği zaman fajdaki nükleik asidi parçalamak için bakteri ne yapıyor? Restriksiyon enzimi sentezliyor ve bunu yok etmeye çalışıyor. O yüzden bu doğrudur. Her enzim DNA'daki özgün nükleotit dizilerini tanıyıp bağlanır. Doğru, zaten restriksiyon enzimlerinin en önemli özelliği budur ve biyoteknolojide çok kullanılıyor. Bunu biyoteknolojiye alsaymışım bu soru iyi olurmuş. Her enzimin DNA'yı kesim şekli kendine özgüdür. Bu da doğru arkadaşlar. Farklı şekillerde kesebiliyorlar. Yani hani noktaları değişebiliyor. Mesela 3 üssü 5 üssü <laughs> söyleyemedim. 3 üssü 5 üssü ucu gibi. Hani değişik şekil kesim yöntemleri, değişik kesim kesim yerleri vardır Dolayısıyla doğrudur bu enzimlerin DNA'yı kesme sıklıkları restriksiyon parçalarının büyüklüğünü belirler restriksiyon parçaları dediğimiz o DNA'dan kesince kalan yerdir ve her enzimin belli bölgeleri olduğu için belli uzunluktaki parçaları vardır o yüzden her enzimin DNA'yı kesme sıklığı bu parçaların büyüklüğünü belirler doğru bu enzimler DNA'daki özgün nükleotit dizilerini her zaman asimetrik keser. Bakın burada her zaman asimetrik keser demiş. Ama burada da ne diyoruz? Hepsinin kendine kesim şekli özgüdür diyoruz. Dolayısıyla burada hepsi asimetrik kesmez. Bazıları simetrik keser. Bazıları daha farklı keser arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız en şıkkı olacak. 2020 FEN ÖABT'ye gelelim. ATP molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ATP'nin en uçtaki fosfat bağının hidrolizle kırılması egzergonik bir tepkimedir demiş. Egzergonik demek açığa enerji çıkaran tepkime demek. Şimdi ATP'nin en ucundaki, şimdi şöyle göstereyim ben size nasıl olduğunu. Şimdi ATP'nin yapısında bir tane adenin bazı var. Adenin. Şöyle bağladık. Buna bağlı olan 5 karbonlu şeker olan riboz şekeri var. Ve buna bağlı olan 3 tane de fosfat var arkadaşlar. Aralardaki şu bağlar yüksek enerjili hidrojen bağları. Fosfat bağlarıdır yani söyledim. Fosfat bağları. Buradaki fosfatın birini ben ayırdığım zaman buradaki yüksek enerji açığa çıktığı için bu bir egzergonik tepkimedir. Doğru. Sentezlendiği hücrede kullanılır. Evet ATP hücreden hücreye aktarılamıyor. Sadece sentezlendiği hücrede kullanılıyor. Doğru. Yüksek enerjili kimyasal bağlara sahiptir. Evet zaten dedik yüksek enerjili fosfat bağları var dedik. Doğru. Mitokondri ve çekirdeğe sahip olmayan hayvan hücreleri ATP molekülü sentezleyemez demiş. Arkadaşlar şimdi hayvan hücrelerini söylediği için burada kafanız karışabilir. Mesela bizim al yuvar hücrelerimiz. Al yuvar hücrelerimizde hem mitokondri yoktur hem de çekirdek yoktur. Ama laktik asit fermentasyonu yaparak ATP sentezleyebiliyor. Dolayısıyla bu yanlış olacak. İlla mitokondriye çekirdeğe sahip olmasına gerek yok. Her canlı ATP molekülü sentezler. Zaten ATP'yi sentezlemiyor, sentezleyemiyorsa tepkimeler gerçekleşemeyeceği için, olaylar gerçekleşemeyeceği için canlı ölür arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. Her canlı ATP sentezler. Cevabımız denizli şıkkı olur. 22. sorumuza gelelim. Karbonhidratlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bazı çeşitleri nükleik asitlerin yapısına katılır. Evet riboz ve deoksiriboz değil mi? Riboz RNA'nın yapısına, deoksiriboz da DNA'nın yapısına katılır. Enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. Evet, karbonhidratlar zaten bizim birincil enerji kaynağımızdır. Doğru. Hayvan ve bitki hücrelerinde depolanan formları vardır. Hayvanlarda glikojen şeklinde, bitkilerde nişasta şeklinde depolanıyor. Doğru. Hepsi uzun zincirli moleküllerdir. Arkadaşlar kısa zincirli olanları da var. Daha sonra e, monomer olanları da var. Çünkü sadece, bize sadece polimerler dememiş tamamı ile ilgili soru sormuş. Mesela glikoz, fruktoz, galaktoz bunlar uzun zincirli değillerdir. Bunlar tek bir moleküldür. Dolayısıyla bu yanlıştır. Hücre zarının yapısında bulunabilirler. Doğru. Hücre zarının yapısında glikoz bulunuyor. Glikolipitleri, glikoproteinler şeklinde bulunabiliyor. O yüzden doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olacak. 23. soru 2020 biyolojiye geldik nişasta ve glikojenle ilgili. 23. sorumuz. Diyor ki birbirlerine alfa glikozidik bağlarla bağlanmış glikozlardan oluşur. Arkadaşlar hangileri ortak olarak söylenebilir diyor. Doğru ikisi de birbirine alfa glikozidik bağlarla bağlanmıştır. Doğrudur. Bak şöyle yapalım. Hı. İnsan sindirim sisteminde aynı enzimlerle hidroliz olurlar. Şimdi nişasta da glikojen de neyle sindiriliyor? İkisi de amilaz enzimiyle sindiriliyor. Dolayısıyla doğrudur. İnsandaki sindirimleri ağızda tamamlanır demiş. Hayır nerede tamamlanıyor? İnce bağırsakta tamamlanıyor. Bu yanlıştır. Sentezlenmeleri hücre içi ozmotik basıncını azaltıcı yönde etki eder. Ozmotik basınç ne demek? Suyu olan ihtiyaç demek. Su ihtiyacı. Şimdi Bunlar sentezlenirken nasıl sentezleniyor? Bakın en tane glikoz molekülü. Glikoz birleşti. Ne oluştu arkadaşlar? Burada e, mesela glikojen. Glikojen. Artı en eksi bir tane de su oluştu. En eksi bir su. Burada su oluştuğu için ortamdaki su ihtiyacı ne yapacak? Azalacak. O zaman ozmatik basınçta ne olur? Azalır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ortak olanları sorduğu için 1 2 4 şeklinde olur. Yani Edirne şıkkı olacak. Gelelim 24. sorumuza. Bir biyoloji dersinde polimer moleküller konusu işlenmektedir. Almila öğretmen öğrencilerinden biyoloji biyolojik sistemlerdeki polimer moleküller ve yapılarıyla ilgili örnek vermelerini istemiştir. Öğrencilerin bu konuyla ilgili aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır? Bakın İki soru daha çözdüm bununla ilgili. Burada sadece hikayeleştirmiş ve farklı bir şekilde sormuş ama cevap aynı. Yağlar polimer değildir. Burada yağlarla ilgili soruyor yine bize. Nükleik asitler nükleotit polimerleridir. Doğru. Glikojen glikoz polimeridir. Evet glikozun bağlanarak oluşturduğu polimerdir. Proteinler amino asit polimerleridir. Evet. Kitin en asetil glikozamin polimeridir. Doğru arkadaşlar temel yapısını bu oluşturuyor. Ama yapısında yine temel olarak glikoz var. Buradaki yanlış olacak tabii ki trigliseritler yağ asidi polimeridir demesi yanlış olacak. Çünkü biz ne demiştik? Yağlar polimer değil dedik arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Gelelim 25. sorumuza. Yine 2020 biyoloji enzimlerle ilgili sorumuz. Hücrede gerçekleşen bir biyokimyasal reaksiyonda substrat ürün ve serbest enerji miktarı ile ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir diyor. Diyor ki ortam koşulları değiştirilecek olursa grafikteki bölgelerden hangisindeki enerji miktarında bir değişiklik olması beklenmez. Şimdi burada ortam koşullarını değiştirirsek hangisinin miktarında değişiklik olması beklenmez diyor. Arkadaşlar burada ilk önce grafiği anlamamız lazım. Bakın burada enzimin yokluğunda olan olaya baktığımız zaman bakın enzimin yokluğunda şimdi burada enzim yokluğunda ne kadar enerji harcanmış? Bakın A artı B kadar değil mi? A artı B kadar enerji harcanıyor. Daha sonra yine D de arkadaşlar başlangıç için gerekli olan enerjidir. Yine o şekilde düşünebiliriz. Sonra C'ye bakıyorum. Bakın buradaki C maddesinde yani C'de, C grafiği de Enzim yokluğunda harcanan enerji ile üretilen ürünler arasındaki farkı gösteriyor bize. Sonra geliyorum enzim varlığında nasıl gerçekleşiyor olaylar buna bakalım. Enzim varlığında bir kere harcanan enerji daha az mı? Evet bakın harcanan enerji daha az B kadar. Sonra ürünlere bakıyorum arkadaşlar. Ürünler de aynı şekilde üretilmiş. Bakın e, ortamda sabit bir miktarda substrat Sabit bir miktarda enerji, enerji demişim. Enzim olduğu zaman üretilen ürünler her zaman için aynıdır. Sadece enzim yokluğunda tepkime daha yavaş gerçekleşirken enzim varlığında daha hızlı gerçekleşir ama neticede üretilen ürün hep aynıdır. O yüzden de arkadaşlar burada değişmeyecek olan tek yer neresidir? Tabii ki E'dir. Ben substrat miktarını arttırdığım zaman ne kadar reaktant ortama girmişse o kadar ürün oluşacak. Dolayısıyla burada ben reaktantı artırsam da ürün de klasik olarak ne yapar? Artar. O zaman aradaki fark olan E hiçbir zaman için değişmez. O yüzden değişiklik olması beklenmez dediği için cevabımız E şıkkı olur. Peki diğerleri nasıl değişecek? Diğerleri reaktantı artırdığım zaman yani tepkimeye giren maddeleri artırdığım zaman ne olacak? Enzim e, burada enzim varlığında harcanacak olan enerji artacak. Hani tepkimeye girenler arttığı için. Mesela bir madde için 3 ATP tüketiliyorsa ben bu maddeyi 3'e çıkardığım zaman kaç ATP tüketilecek? 9 ATP. O zaman buradaki B ne olacak? Yukarı çıkacak. Yine A da aynı şekilde yukarı çıkacak arkadaşlar. Burada değişmeyen tek şey E olacaktır. Cevabımız E seçeneği olur. Gelelim 2021 fen ÖABT. Bir trigliserit molekülünün yapısındaki yağ asitleriyle ilgili yasitleri. Hangileri doğrudur? Diyor ki kesinlikle birbirlerinin aynısıdır. Arkadaşlar yasitleri de aynı amino asitler gibi birbirinden farklılık gösterir. Dolayısıyla burada kesinlikle aynıdır demesi yanlış olur. O yüzden bu yanlıştır. Hepsi doymuş yasitlidir diyor. Hayır doymamış yasitleri de vardır. Doymuş ve doymamışlık da şuna göre. Eğer yapısında fazla miktarda hidrojen varsa biz buna doymuş yasitli diyoruz. Az miktarda hidrojen varsa buna da doymamış yansit diyoruz. Dolayısıyla yanlıştır. Gliserole ester bağıyla bağlanmışlardır. Evet, asitleri zaten ester bağıyla bağlanabiliyor. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız yalnız 3 olacak. C seçeneği. 27. soru. Canlılarda bulunan moleküllerinden hangileri polimer yapıda değildir? Bakın yine polimer çıktı. Allah aşkına her yerde çıkıyor bu soru. Her sene hemen hemen sormuşlar. Bir biyolojide sormuşlar, bir fende sormuşlar. Yani e, hatta aynı sene bile sormuşlar. Dolayısıyla buna dikkat edin. Bu soru çıkabilir yine bu senede. Polimer değildir. Bir kere neyin polimer olmadığını biliyoruz artık. Yağların polimer olmadığını biliyoruz. O yüzden trigliserit polimer değildir. Nükleik asitler ve kitin nedir arkadaşlar? Polimerdir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı yalnız bir olacak. Gelelim diğer sorumuza. 28. 2021 biyolojiye geçtik. Bir deneme alanında tütün bitkisiyle aşağıdaki deneyler yapılıyor. Diyor ki bu deney ve sonuçları incelendiğinde hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Tütün mozaik Tütün mozaik hastalığı gösteren tütün bitkisi yapraklarının özütü çıkarılıyor. Bu özüt bakterileri geçirmeyen bir filtreden süzülüyor. Filtreden geçen süzüntü sağlıklı tütün bitkisi yapraklarına çok az miktarda sürülüyor. Bu süzüntüden sürülen bütün sağlıklı yaprakların tütün mozaik hastalığına yakalandığı ve aynı yapraklarda bu hastalığın zamanla ilerlediği görülüyor. Her seferinde mozaik hastalığına yakalanan yapraklardan elde edilen yeni üzütler diğer sağlıklı bitkilere uygulanıyor. Sonunda onların da hastalandığı görülüyor. Diyor ki: bu deney ve sonuçları incelendiğinde hangilerine bu bilir. Bakalım tütün mozaik hastalığına neden olan patojenin bir bakteri olması beklenmez. Bu doğrudur. Neden? Çünkü burada filtreden geçirirken bakteri geçirmeyen filtreden geçiriyor. Bakteri geçirmeyen filtreden geçirdiği halde ne oluyor? Bitkiler hasta oluyor. O zaman bu bir bakteri değil. Bu doğrudur. Tütün mozaik etkeni patojen ee, bulaştığı tütün bitkisinde... Çoğalma özelliği gösterir Arkadaşlar bakteri değilse nedir bu Virüstür değil mi Virüs Dolayısıyla virüslerde e, Bulaştığı bitkide çoğalma özelliğine Sahip mi evet doğrudur Tütün mozaik etkeni patojenin Tüm canlı türlerinde de Benzer etkiler yapması beklenir Bakın bazı virüsler sadece Bazı e, canlıları etki eder Mesela tütün mozaik bitkisi sadece Tütün bitkisini etki ediyor Bu virüs Dolayısıyla hepsinde benzer etki göstermez arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Bu böyle deneyli falan olduğu için ben buraya aldım. Normalde burada hem canlıların temel bileşenleri hem bilimsel bilginin doğasıyla ilgili sorular var. O yüzden de bu soruyu buraya aldım. Yoksa canlıların temel bileşenleri ile ilgili bir sorumuz değil. Daha çok virüslerle ilgili. Gelelim 29. sorumuza. Yine 2021 biyolojiden devam ediyoruz. Bazı enzim sınıfları ve görev aldıkları tepkimelerle ilgili diyor eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Hidrolazlar. Moleküller arası bağ oluşumu tepkimeleri. Arkadaşlar biz ne demiştik hidrolazlar için? Hidroliz ediyorlar. Yani bağları yıkıyor. Burada bağ oluşumu tepkimesi demiş. Bu yanlıştır. Oksidorediktazlar bu da ne yapıyor? Elektron aktarım tepkimelerini sağlıyor. Az önce söyledik, elektron aktarıyor, elektron işte koparıyor. Oksitlemek ve reduklemekten gelecek aklınıza doğru. Dehidrogenazlar demiş, dehidrasyon tepkimesi. Şimdi bunu görünce direkt diyeceksiniz ki dehidrasyon tepkimesi. Ama dehidrogenazların e, olayı çok farklıdır. Arkadaşlar, bunun temel amacı da dehidrogenazın temel amacı da nedir? şekerlerden enerji elde etmektir. Dolayısıyla dehidrasyon tepkimesi değildir. Hani isim olarak benziyor ama e, yanıtmasın sizi. Dehidrasyon tepkimesi değil ki zaten şıklardaki 2 ve 3 yok. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olacak. Gelelim 30. soruya. İnsan vücut hücrelerindeki metabolik olaylarla ilgili diyor. İfadelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. Yağların yapısında bulunan gliserol, Glikoliz evresindeki bir ara ürüne dönüştürülerek yıkılır demiş. Arkadaşlar gliserol e, metabolik faaliyetlerde nereye katılıyordu? Gliserol hani oradaki fosfo, fosfogliserik asit PGA dediğimiz bir yer vardı bölge vardı. Orada dönüştürerek ara ürüne dönüştürerek yıkılıyor. O yüzden bu doğrudur. Karbonhidratlar glikoz üzerinden yıkıma uğrarlar. Doğrudur arkadaşlar. Karbonhidratlar genellikle glikoza çevriliyor ondan sonra yıkıma uğruyorlar. Doğru. Mesela fruktoz ve galaktoz da var ama bunlar ilk önce glikoza dönüştürülüyor sonrasında yıkılıyor. Yağ asitlerinin tamamı diyor glikoza dönüştürüldükten sonra beta oksidasyonla yıkılır. Bu yanlıştır. Yağ asitleri direkt beta oksidasyonla yıkılarak asetil koenzim A'ya dönüştürülüyor. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Hücrede glikojenden glikoz elde edildiği gibi başka kaynaklardan da glikoz elde edilebilir. Evet yağlar glikoza çevrilerek e, yine aktarılabilir hani harcanabilir. Ya da arkadaşlar proteinler yine glikoza çevrilebilir dolayısıyla doğrudur hücrede yeterince karbonhidrat olsa bile her amino sentezlemek mümkün değildir doğru bizlerde mesela esansiyel amino vardır esansiyel amino bizim dışarıdan hazır olmak zor almak zorunda olduğumuz 8 tane amino dolayısıyla bu doğrudur sentezlemek mümkün değildir cevabımız c şıkkı olacak bu soruda daha çok hücresel solunumla ilgili bir soruymuş ama yine burada da çözdük gelelim diğer sorumuz 31. soru İnsanlar için beslenmede önemli yer tutan esansiyel aminasitlerle ilgili ne demiştik? Esansiyel aminasitleri? İnsanlar ve hayvanlar üretim üretemiyor. Dışarıdan hazır almak zorundayız. 8 tane aminoasiti. Bunları sadece bitkiler üretebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bitkilerden almak zorundayız. Diyor ki, e, hayvansal proteinlerde bulunma olasılıkları daha fazladır. Şimdi burada e, hangileri daha do hangisi doğrudur demiş ya? Biz burada arkadaşlar şuna bakacağız. Hayvansal proteinlerde bulunma olasılıkları daha fazladır. Doğru. Çünkü hayvanlar e, bu esansiyel amino asitleri dışarıdan alıp proteinlerin yapısına katılıyorlar. O yüzden burada bulunma olasılığı daha fazladır. Doğrudur. Bazı amino, bu amino asitler sadece bitkiler tarafından sentezlenir. Şimdi az önce dedim ya sadece bitkiler tarafından. Hani ben genel olarak söyledim ama şey de var. Mesela bunu üreten... E, Diğer fotosentez yapan canlılar, bakteriler de üretebiliyor. Yine aynı şekilde öglena, ark gibi canlılar da üretebiliyor arkadaşlar. Sadece bitkiler tarafından üretilir dememiz aslında yanlış olur. Az önce yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Bu yanlıştır. Bir insan uygun bitkisel besinlerden oluşan bir diyet ile tüm esansiyel amino asitleri sağlayabilir. Evet. Yani zaten bitkiler üretebildiği için dolayısıyla biz uygun diyetle e, tüm esansiyel amino asitleri Alabiliyoruz dolayısıyla bu da doğru olur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 Ceyhan Şıkkı olacak. Bakın şurası sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Hayvansal proteinlerde bulunma olasılıkları daha fazladır diye. Hayvanlar üretemedikleri için ne yapıyorlar? Dışarıdan alıyorlar. Dolayısıyla bunları zaten dönüştüremiyorlar da. O yüzden de hayvansal proteinlerde daha fazla olasılığı daha fazladır bulunma olasılığı. C olacak cevabımız. 2022 fen ÖABT'ye gelelim. Yani geçti, hani geçtiğimiz sene sorulan soru en sonki sınav. Enzimlerle ilgili diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Katalizledikleri reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürürler. Bu doğru değil mi? Zaten enzimlerle ilgili bunu biliyoruz. Aktivasyon enerjisini düşürüyor. Enzimlere yardımcı olan kofaktörler protein yapıldır. Arkadaşlar kofaktörler protein yapılı değil. Kofaktörler inorganik yapılıdır. Yani buraya gelip mineraller bağlanıyorlar. Dolayısıyla protein yapılı değildir. Yanlış. Bir enzim molekülü 3 boyutlu yapısının tüm yüzeyi ile etki edeceği substrata bağlanır demiş tüm yapısıyla değil, tüm yüzeyiyle değil, aktif bölgesiyle sadece bağlanıyor. O yüzden yanlıştır. Cevabımız A olacak. Şimdi ben size şu enzimin bir yapısını da anlatayım. Arkadaşlar enzimler basit ya da bileşik olabiliyor. Basit enzim, bileşik enzim. Basit enzimler sadece proteinden oluşurken bileşik enzimler iki şekilde oluşuyor arkadaşlar. Protein yapı, protein yapı tüm enzimlerde ortaktır. Bir de yardımcı kısım. Yani kofaktör kısım. Yardımcı kısımda eğer inorganik bir madde gelip bağlanıyorsa inorganik madde biz buna kofaktör diyoruz. Kofaktör ki bu inorganik madde mineraller oluyor genellikle. Yardımcı kısım eğer organik bir madde ise biz buna da koenzim diyoruz. Koenzim. Burada koenzim olarak işte vitaminler gelip bağlanabilir. Yine NAT molekülleri, NATP molekülleri gelip bağlanabilir. Yani organik kısım değişiyor arkadaşlar ama biz buna genel olarak koenzim diyoruz. Protein kısım ise proteinler DNA'dan şifre aldığı için her enzimde farklıdır. Yani kendine özgü bir yapıya sahiptir ama her enzim protein yapıdan oluşur. Bunu unutmayın. Protein olan kısmına ise apoenzim diyoruz. Apoenzim. O zaman bir enzimde apoenzim ortaktır ama kofaktör ve koenzim birbirinden farklılık gösterebilir. Gelelim 2022 biyoloji ÖBTE'ye. Bir öğrenci nişasta, glikojen ve selüloz içeren 3 farklı tüpe amilaz enzimi ilave edip bir süre beklediğinde enzimin nişasta ve glikojeni parçaladığı, selülozu ise parçalamadığı saptanmıştır. Buna göre diyor bu deneyin sonuçlarına göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Bakalım. Şimdi enzim demek ki amilaz enzimiymiş. Amilaz enzimi olduğu için sadece nişasta ve glikojende bulunan alfa bağlarını etki etmiş. Selülozda beta bağları olduğu için arkadaşlar bunu etki edemez. Polimerin uzun olması enzimin substrat üzerine etki etmesini engeller. Uzunluğuyla bir ilgisi yoktur. Çünkü enzim arkadaşlar burada e, nişasta da uzun, glikojen de uzun, selülozda uzun. Yani bunun uzunluğuyla alakası yok. Bağlarıyla alakası var. Bu yanlıştır. Bir enzim birden fazla çeşitli maddeyi substrat olarak kullanabilir. Evet aynı enzim hem nişastayı hem de glikojeni kullanmış. Dolayısıyla bunu yapabilir arkadaşlar doğrudur. Sonra diyor ki aminaz sadece belirli tipteki glikozidik bağları yıkabiliyor. Bu da doğrudur. Nişasta ve glikojende alfa glikozidik bağları varken selülozda beta glikozidik bağları vardır. Dolayısıyla alfaya etki ederken betaya etki etmemiş. O yüzden sadece belirli tipteki glikozidik bağları yıkmış. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 Denizli şıkkı olur. Gelelim 34. sorumuza. Selüloz ve kitinin yapısını araştıran bir öğrenci yapmış oldu. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bakalım. Kimyasal içerikleri farklılık gösterir. Doğrudur, değil mi? Kitinin yapısında azot varken selülozda yoktur. Dolayısıyla bu doğrudur. Monomerleri arasında glikozidik bağlar bulunur. İkisi de karbonhidrat olduğu için glikozit bağları bulunur. Doğru. Çeşitli canlılarda hücre duvarının yapısında bulunurlar. Selüloz bitkilerde hücre duvarının yapısında bulunurken kitin mantarlarda hücre duvarının yapısına katılır. O yüzden doğru. Otçul ve böcekçil memeliler bu polimeri sindiren enzime sahiptir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü otçul memeliler selülozu sindiren enzime sahip değillerdir. Hani az önce de anlatmıştım ya onların Varsaklarında, midelerinde, belirli bölgelerde bunları sindiren bakteriler bulunur. Veya işte arkeler bulunur. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Sindirimlerinde farklı enzimler rol oynar. Evet, selülozun sindiriminde selüloz enzimi rol alırken kitinin sindiriminde farklı enzim rol alır arkadaşlar. İsmini hatırlayamadığım için söylemedim. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği olur. Son iki sorumuz artık 2022 Biyoloji ABT'nin son soruları diyor ki proteinlerin farklı yapısal düzeyleriyle ilgili diyor hangileri doğrudur bakalım Birincil yapı peptit bağları ile oluşmuş polipeptit zincirini tanımlar evet birinci yapı şöyle amino asitler şöyle yan yana geliyorlar peptit bağları ile uzun bir zincir oluşturuyorlar biz buna birincil yapı diyoruz arkadaşlar bu doğrudur İkincil yapının oluşup korunmasında zayıf hidrojen bağları sorumludur şimdi bunlar e, oluştuktan sonra belirli bölgelerden şöyle katlanmaya başlıyorlar. Bu katlanmaları sağlayan da burada gitti burası. Bu katlanmaları sağlayan da hidrojen bağlarıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru olacak. İlk yapı birden fazla polipeptidin bir araya gelmesiyle oluşur. Hayır. Bu dördüncül yapıdır. Dördüncül yapı birden fazla polipeptidin bir ara gelmesidir. Üçüncül yapı disülfit bağlarıyla arkadaşlar şu katlanmanın biraz daha fazla gerçekleştiğini yani şöyle şöyle olduğunu düşünün. Disülfit bağları yine hidrojen bağları ile birlikte ne oluyor? Disülfit köprüleri falan oluşturuluyor ve üçüncül yapı oluşturuyor. Daha sonra bu üçüncül yapıda olan iki tane protein, iki tane polipeptit yan yana gelip dördüncül yapımızı oluşturuyor. Dolayısıyla 3 numara yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacak. Son sorumuz artık. Canlılarda, canlılardaki organik bileşiklerle ilgili diyor ifadelerinden hangileri doğru? doğru bakalım. Diyor ki bazıları polimer oluşturabilir. Evet, bazıları polimer oluşturuyor değil mi? Karbonhidratlar, yağlar gibi e, yağlar değil pardon. Karbonhidratlar, proteinler gibi polimer oluşturabiliyor. Doğru. Her canlı türü hücresinde gereksinim duyduğu organik bileşiklerin tamamını sentezleyebilir demiş. Arkadaşlar bizler e, ihtiyaç duyduğumuz organik bileşiklerin tamamını sentezleyebiliyor muyuz? Hayır değil mi? Sentezleyemiyoruz. Yani mesela biz bir glikoz sentezleyemiyoruz. Sadece glikozu dönüştürebiliyoruz. Dolayısıyla bu yanlıştır olmaz. Organik moleküllerin çeşitliliği karbonirüs iskeleti ve karbon atomuna bağlı kimyasal gruplardan kaynaklanır. Evet mesela en basit amino asitlerden gidelim. Mesela amino asitlerde bir karbon atomu, bu karbon atomuna bağlı bir karboksil grubu bu karboksil grubundan farklı olarak hidrojen bir de arkadaşlar amino grubu vardır. Şimdi bir de R dediğimiz değişken grup vardır. Bu değişken grup değiştiği zaman amino asitin çeşidi değişiyor. Dolayısıyla karbona bağlı kimyasal gruplar organik moleküllerin çeşitliliğini sağlar. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak denizli seçeneği. Evet böylece bütün soruları bitirmiş olduk. canlıların temel bileşenleri ile ilgili. Araya bir iki tane farklı soru karışmış. Kusura bakmayın. Ee, ama onları da çözdük. Şöyle cevap anahtarımız da var arkadaşlar. Burada pdf'sini açıklama kısmına ekliyorum. Mutlaka çözün, dinleyin ve anlayın. Ee, sonraki videomuzda görüşeceğiz. Sonraki videoda hücre ile ilgili sorular çözeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.